Evet sevgili dostlar, şimdiki zaman siyasette pazartesi buluşmalarımızda 3. bölümle karşınızdayız. Demokratik Sol Parti olayını konuşacağız dedik. Eni konu masaya yatıracağız. Çünkü izleyicilerimizden çok sayıda da ileti geliyor, mesaj geliyor, Twitter mesajı geliyor. Diyorlar ki Demokratik Sol Parti ne oluyor? Bir yandan aslında şunu itiraf etmek lazım. Cumhuriyet Halk Partisi'nde az önce bütün değerli konuklarımın da ifade ettiği gibi yaşanan gelişmelere, İşte çok çeşitli itiraz sebepleri var. Seçmenin, Cumhuriyet Halk Partisi seçmeninin böyle bir kafasında da bir kırgınlık var. Bir küskünlük var. Bunu itiraf etmek lazım. Bunu kabul etmek lazım. İtiraf değil, kabul etmek lazım. Dolayısıyla burada acaba eli de başka partiye gitmiyor. Acaba Demokratik Sol Parti burada ciddi, güvenilir bir alternatif olabilir mi? Sorusu ortalık yerde duruyor. Şimdi bu soruyu bir açacağız. Bölge bölge, il il, ilçe ilçe konuşacağız. Demokratik Sol Parti ne yapmayı amaçlıyor ve ciddi bir alternatif olabilir mi? Ama ondan önce tabii ki her zamanki gibi bir tarihe bakmak lazım. Tarihte, yani çok da uzun tarih derken Birinci Dünya Savaşı'nı kastetmiyoruz. 94'e bir gidelim, 99'a bir gidelim. Hüseyin, hazır mı o şey tablo? Ankara'dan başlayalım. Evet, İstanbul'a mı? Gökçe. İstanbul'dan mı başlayacağız? Gökçe, oradan duydum sesini Gökçe'nin. Gökçe evet. Diyor ki İstanbul'la başlayın abi diyor. İstanbul'u ver bakalım ekrana. Siz tam olarak görüyorsunuz. Biz de buradan şimdi, böyle biraz şeyli görüyoruz. Evet. 94 seçimleri anlat Ertan bize şimdi. Şimdi DSP'ye dair söylenmesi gereken iki tane çok özet şey var. Bunlardan bir tanesi şu. DSP Ertan'ı ve, da küçük ver ekrana. DSP ve DSP'ye geçen CHP'li adayların tamamı aslında DSP'yi kazandırmaktan öte CHP'yi kaybettirmek üzerine bir strateji kuruyorlar. Bu bir. İkincisi, şimdi tarih boyunca baktığımızda aslında DSP büyük kentlerde, Ankara ve İstanbul'da AKP ve AKP'nin geçmişteki kadrolarının kar küreme makinesi gibi çalışmış. Sürekli önünü açmış. Nasıl açmış bakalım birlikte. Refah Partisi'nin adayı Erdoğan 25.2 oy aldığında SHP %20 oy alıyor, DSP %12 oy alıyor. DSP bölmese solda, SHP en büyük güçlü parti, %32 ile o dönemki... 32.7. Evet. 1,5 puanda evet. CHP var. 1,5, hani onu yok saysak daha buradaki CHP'yi başına, Cumhuriyet Halk Partisi'ni sevgili izleyicilerimize bir hatırlatalım. Kurulmuş. Bilenler olur ama 1992'de Deniz Baykal'ın değil mi ayrılmasıyla, Deniz Baykal ve arkadaşlarının ayrılmasıyla yeni bir oluşum olarak, o zaman da pardon 92'ydi değil mi? Anayasa Mahkemesi'nden çıkan kararla Cumhuriyet Halk Partisi'nin isim hakları, diğer aynı hakları da kendisine teslim edildiği için yeni bir oluşum olarak orada partiyi kurmuşlardı. Aynen. Ve daha çiçeği burnunda Cumhuriyet Halk Partisi seçimlere girmiş 1.4 almıştı Ertuğrul Günaylı. Şimdi sevgili dostlar dikkatle izleyelim burayı. Bakın 94 seçimleri İstanbul'u konuşuyoruz. Evet. O oyunu dahi yok saysak sadece SHP ve DSP'yi topladığımızda %32'ye gidiyor ve 7 puan farkla sol tekrar görevine devam ediyor. Bu şu anlamda da zarar vermiştir Türkiye soluna. SHP'nin belediyeciliğini başarısız gibi gösterip SHP madem başarılıydı niye devam edemedi sorusunu sorduran durumlardan bir tanesidir. Aslında sol partiye seçmen hala ilgi gösteriyor ama burada bir bölünme var. Ve iki anlamda başarısızlık çıkıyor. Bir seçimi kaybediyor, bir de SHP kadrolarını olduğunun aksine başarısız gösterme Ertan, durumu söz konusu. Burada aslında biz tabii sola odaklandık. Yani Demokratik Sol Parti ve SHP'ye odaklandık. Doğrusu da bu ama orada bir başka tablo daha var. Buraya sen almamışsın. Doğru Yol Partisi'nin ANAP var. Tamam. Bir de Bedrettin Dalan'ın girdiği %16 civarında da Bedrettin Dalan'ın oy oranı var. O da bir araya gelse, yani ANAP'la Doğru Yol Partisi de bir araya gelse yine onlar iktidarı alıyorlar. Evet, şimdi merkez sağ bölünmüş ikiye, demokratik solcular bölünmüş ikiye ve üçe, aradan Recep Tayyip Erdoğan 25 ile seçimi kazanmış ve o günden sonraki siyasi yürüyüşü başlamış. Evet. Ve hani o efsane Erdoğan belediyeciliği olarak anlatılıp bir geldi bir daha da düşmedi deniyor. Aslında bir sonraki seçime baktığımızda aynı kadroların devamı 25.2'den sadece 27.5'e geliyor. 99 seçimlerine bakıyoruz sevgili hocam. Hemen bir sonraki yerel seçimler.
O zaman ismi değişiyor. Refah evet, Partisi Refah kapatılıyor. Partisi yerine Fazilet Partisi açılıyor. Ve yine oy oranı neredeyse 2.3. Yani %2 artmış sadece. Evet. Fakat bölünme devam ediyor. Demokratik Sol Parti %20 alıyor. 90. Ki o zamanın iktidar partisi değil mi? Evet. Cumhuriyet Halk Partisi de %13.9 alıyor. Değil evet. Mi? Dolayısıyla yine %33'e denk geliyor. O dönemde de Sosyal Demokrat Halkçı Parti zaten birleşmiş. Kapanmış oluyor. Tabii. Kapanmış. Dolayısıyla topluyoruz. 33-34. Evet. %34 oyu var aslında solun. Bölündükleri için %27'lik Fazilet Partisi Ali Büfit Gürtünay'la iktidarını sürdürüyor. Evet. Ve burada da yine yaptığı sadece Erdoğan ve devamındaki kadrolara yereldeki en büyük iktidarı İstanbul'u teslim etmenin ötesinde başka hiçbir şey yok. Bir kere şunu da Ankara'ya belirtmek da lazım. Ankara'ya da gelelim. O arada şunu da söyleyelim. DSP bir lider partisidir. Bir ideoloji temelli bir partiden öte lider partilerinden biridir. Ve bütün lider partileri lideri siyasetten çekildiği zaman ya da yaşamını kaybettiği zaman erir biter. Bakınız ANAP veya birçok örnekte olduğu gibi. Dolayısıyla bir lider partisini ısrarla bu şekilde hala son dönemlerde oyuna sokmayı çok iyi niyetli olarak okuyamıyorum bir tarafıyla. Ankara'ya baktığımız zaman Refah Partisi %27.3 ile Melih Gökçe'yi çıkarıyor. SHP 26.9 alıyor. Ya, aynı seçimde yani 0.4 ile kaybettiği yerde %7 oy almış DSP. Neredeyse 8 almış. Evet. %8 civarında oy almış ve biz o seçimi 0.4 ile kaybetmiş oluyoruz. Dolayısıyla hatta Melih Gökçe'yi Ankara'da CHP Ali Dinçer evet, Melih Gökçe'yi Ankara'da çıkaran yine bu bölünme ve bu DSP'nin ayrıştırıcı tavrıdır. Yine devamına baktığımızda 99'a geldiğimizde 27'den 33'e yükseliyor ama tek başına CHP'nin adayı Murat Karayalçın %32 oy alıyor. Yine 1.8 ile Ankara'da kaybediyoruz ve yine aynı seçimde DSP %10 oy alıyor Doğan Taşdelen'in adaylığıyla birlikte. Dolayısıyla gidip gelip en büyük iki iktidarı AKP ve geçmişteki kadrolarına teslim eden bir yapıdan bahsediyoruz. Bugün İstanbul Büyükşehir Belediyesi dediğiniz zaman konsolide bütçesi 40 milyar TL'ye dayanıyor. Eski parayla 40 katrilyon bütçesi var. Yüz binlerce çalışan, yüz binlerce yüzlerce alt yüklenici birçok ekosistemi ayakta tutan yapıdan bahsediyoruz. Keza siyasi iklimi de etkiliyor. Çünkü büyük şehirleri kazanan hala en iddialı parti olmaya devam ediyor. Moral değerler açısından da bu kentlerin kimde kaldığı son derece önemli. Bugün baktığımızda yaptıkları tek şey şu. CHP'ye kızgın, şu an CHP kadroları içerisinde bulunan isimler, CHP adayı olduğu için yerellerde seçim kazanıyorlar. CHP'nin adayı olarak girdikleri için kazanıyorlar. 4 yıl boyunca görevlerinin verdiği onlara imkanla kendi markalarına yatırım yapıyorlar. Aday gösterilmediği durumda da ben kaybediyorsam o zaman o da kaybetsin diye gidip oradan adaylık başvurusunda bulunuyorlar. Bunu ben evet, iyi niyetle okumakta zorlanıyorum açıkçası. Levent iyi pişiren senle devam edeyim. Demokratik Sol Parti bir bölen partisi midir? Bir Truva atı mıdır? Vallahi demin gösterdiğiniz istatistiklerde Korel Göğmen'in kaybettiği seçimde yani Murat Karayalçı'nın SHP Genel Başkanlığı'na geçerek belediye başkanlığını bıraktığı ve Korel Göğmen'in aday gösterildiği, o bölünmüşlük içinde belediyenin kaybedildiği kampanyada bizzat öğrenciyken Ankara'da görev almış bir parti sen üyesi olarak. Sen ODTÜ'lüsün zaten. Evet, ODTÜ öğrencisiyken o kampanyada yer almış, o kaybı yaşamış. O hatırlıyor musun? Bir de şey vardı, ODTÜ'lü Rüştü... Rüştü Hoca vardı ama ANAP'tandı o değil evet, mi? Evet. Çok acı bir seçimdi. Yani o günün acısını hiç unutamam. Ankara'ya soğuduğum gündür, çok ağladığımız günlerdir. Hiçbir şekilde onu hoş görebilecek bir yapı yoktur. O dönem çıkan diğer adayların hiçbirisinin gerçek anlamda kazanma iddiası yoktu. Hiçbir şekilde kazanma iddiaları yoktu. Kaybettirme çabaları vardı. Daha sonrasında şimdi de DSP'yi, Demokratik Sol Parti'yi şu anda da tamamen bir intikam tugayı gibi görüyorum ben. Yani her küsen gidip aday oluyorsa ben burada bir iyi niyet göremem ki. Ya da Demokratik Sol Parti ülke gündemine dair yani medya bize yer vermiyor diyebilirlerdi. Ya sosyal medyada bir şeyini de görmedik ki. Yani hangi konuda demokratik bir tavır aldın? Hangi noktada bir sol? Ekonomi politikası. Hiçbir şekilde. Yani biz Sayın Ecevit döneminde de bakardık. Siyasi partiler kanunun ucundan işlerdi. Olağanüstü kongresi olmazdı. Çift aday çıkmazdı. Sürekli görevden alırdı. Atamalar olurdu. Bir parti gibi işlemezdi. Şimdi de işlemiyor. Şimdi yalnız bu arada bir şeyi düzeltelim. Hem Ertan bahsetti hem de az önce siz de söylediniz. Bir lider partisi dedi Demokratik Sol Parti.
Fakat liderin şu anda eşi ve en az Demokratik Sol Parti'de Bülent Ecevit kadar söz sahibi ve emek sahibi olan Rahşan Ecevit, Demokratik Sol Parti yöneticilerine randevu vermiyor. Görüşmüyor, parti üyesi de değil. Yani onu bir kere belirtelim. Kesinlikle. Çünkü birebir Önder Bey söyledi bana. Önder Aksakal dedi ki biz de görüşmüyor dedi şey. Yani Demokratik Sol Parti deyince hani Ecevit'in adı var ama kendisi yok partide aslında. Demokratik Sol Parti böyle bir yapı şu an. Bakın bundan 4-5 yıl önce diye parti meclis üyesi olduğum zaman ya da hemen sonrasıydı. Sayın Genel Başkan o dönem DSP yönetimiyle bir görüşme, randevu istemişlerdi. Sayın Kılıçdaroğlu şöyle bir öneri getirmişti DSP'ye. Ya artık partiyi de kapatın, beraber siyaset yapalım. Hatta bizim çok kızdığımız bir öneri getirmişti. Altı okun altına bir tane de beyaz güvercin koyarız, evet, demişti. Hı. Parti logosunu, yani hı, ben bir CHP duygusallığıyla buna çok tepki vermiştim. Hala da onu çok kabul etmek istemem. Ve demişti ki kapatın, beraber siyaset yapalım. Sizin çok farklı bir tabana hitap etmiyorsunuz, yapınız yok. O dönemde çok ciddi emek harcandı aslında. Ama şimdi DSP'nin aslında bakıyorum seçim takvimine. 2 Ocak 2019 seçime katılabilecek siyasi partilerin Yüksek Seçim Kurulu'nca ilanı. O gün DSP'ye seçime giriş izni verilmesiyle CHP yönetiminde bir şimşek çakmalıydı. Neden? Çünkü kongrelerin tamamlamış olması gerekir, örgütlü olması gerekir. Arda arda iki seçim girmediğin zaman zaten partinin bir daha seçime girme yasağı geliyor. Bunları doğru değerlendirmek gerekirdi. Yani başka ittifaklar aranması evet ama kalp kırarak, gönül kırarak, objektif olmayan kriterlerle belirlenmiş adaylıkların sıkıntılarının neli olabileceği konusunda bir risk analizinde hata oldu. Ben genel merkezin hatasıdır, DSP'nin yaptıkları demek istemiyorum. Ayrıca da şimdi çok sembol isimlere bakıyoruz bazı yerlerde çıkarılan adaylara. Yani hiçbir yerde iddia sahibi değiller ki. Yani işte hep konuştuğumuz belki Şişli diyoruz. Şimdi Ankara'da, Çankaya'da, Yeni Mahalle'de aday çıkarmayacağız. Büyükşehir'de aday çıkaracağız. Meclis üyesi listesi yok. Ya Ankara'da, Çankaya'da ve Yeni Mahalle'de belediye başkan adayı çıkarmayacaksa DSP, belediye meclis üyeleri de çıkarmayacak demektir. Yani oldu ya, taş kuşa çarptı. Yani oldu da DSP Büyükşehir'i kazandı Ankara'da. Ya belediye meclis üyelerin yok. Yönetemezsin ki. Dalga mı geçiyorsunuz aklımızda ya? Evet. Dalga mı geçiyorsunuz? Şimdi o zaman Şişli dedin. Şimdi Şişli gerçekten ilginç bir yer. Aslında Demokratik Sol Parti faslını iki ayrı bölümde değerlendirmek lazım. Şişli ve diğer ilçeler diye. Neden bunu söylüyorum? Çünkü biliyorsunuz sevgili dostlar, İstanbul Şişli'de Mustafa Sarıgül ile beraber başlayan bir DSP'ye katılım süreci oldu. Mustafa Sarıgül ile başlayan diyorum. Çünkü Mustafa Sarıgül aday listelerinin açıklanmasından 2 gün önce istifa etti ve Demokratik Sol Parti'den aday olacağını duyurdu. Fakat Mustafa Sarıgül'ün tabii şöyle bir özelliği var. Demokratik Sol Parti, SHP ve CHP arasında gidip gelen bir siyasi yaşamı var. Ve bu siyasi yaşamında da hep Şişli var. Yani Şişli belediye başkanı olarak yer alıyor orada. Seveni var, sevmeyeni var ama Şişli'de adı özdeşleşmiş bir isim. Dolayısıyla onun DSP'ye gitmesi diğer ilçe belediyelerinden biraz farklı algılandı. Yani o zaten ben adayım diyordu. Ben kendime ilçe aramıyorum diyordu. Dolayısıyla Mustafa Sarıgül'ün olayını, Şişli olayını bir ayrı değerlendirmek lazım diyeyim. Barış'a söz vermeden önce sen bir şey mi söyleyeceksin? Çok kısa bir şey söyleyebilirim. Ben yine biraz CHP duygusallığıyla hareket etmek istiyorum. Evet. Yani Sayın Sarıgül'ü tekrar CHP'ye alıp İstanbul'da Büyükşehir adayı yapmış olan bir Cumhuriyet Halk Partisi artık ona herhangi bir borcu varsa ödemiştir ya. Yani ne bitmez borçmuş bu CHP'nin birçok bazı böyle siyasetçileri. Öde, 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 aday yap, aday yap, aday yap, affet bir daha geri al, affet bir daha geri al. Ya bitmiyor partinin borcu ya. Ya bir düşün partinin yakasında. Ya seni Büyükşehir adayı yaptı bu parti. Kazanamadın önemli değil, kimse suçlamadı, herkes elinden gelen çabayı sar. Ya bir abilik yapın bize. Kenara çekilin. Herkesin danışacağı, propaganda tekniklerini öğreneceği, halkla teması çok iyi kuran bir siyasetçi olarak... Bir gençlere, bir diğer kadrolara, Şişli'de yeni aday olacak kişilere gidip orada abilik yapın ya. Büyüyün. Gözümüzde de büyüyün. Toplumda da büyüyün. Ama bu sürekli, yani ben bu kadar vatan aşkı olarak göremiyorum, kusura bakmasınlar bunu. Hizmet aşkı olarak göremiyorum. Bencillik olarak görüyoruz biz bunu. Evet. İyi siyasi, iyi yönetici ne yapar? İyi yönetici kendisinden sonra gelecekleri de yetiştirir. İyi yönetici kendisinin görevi devredeceği kişiyi de yetiştirir. Yani... Şişli'de 30 yıldır, 35 yıldır
yine kendisi kadar en azından iyi bir belediye başkanı yapacak bir kişi yetiştiremediyse bu da onun hatasıdır. O da ödemelidir bunun bedelini o zaman. Evet. Barış, evet. Sana geliyorum. Şişli'den başlayalım. Evet. Demokratik Sol Parti'yi konuşalım. Dediğim gibi Şişli'yi ayrı bir eksende konuşalım. Sonra Demokratik Sol Parti'ye geçenleri ve Demokratik Sol Parti'yi ayrı konuşalım. Ama öncesinde yayına girmeden önce görüştüğümüz bir isim var. Evet. Buraya geldi. Bizle görüşmek istediğini söyledi. Şişli'nin belediye başkan adayı, Cumhuriyet Halk Partisi'nin Şişli belediye başkan adayı Muammer Keskin. Evet. Muammer Keskin'le seninle beraber görüştük. Ve Muammer Keskin neler söyledi? İstersen izleyicilerimize onu paylaşarak bir başla. Evet, oradan başlayalım. Şimdi tabii Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı Muammer Keskin çok eski bir CHP'li. Ondan önce de tabii SHP'nin olduğu dönemde de SHP'li. TÜSES'in eski başkanı. Birçok dernekte görev alıyor. Eski, muhasebeci. Eski ilçe başkanı. Eski ilçe başkanlarından biri. Ve bölgesinde de sevilen, sayılan, akçeli işlerle herhangi bir işin olmadığını bildiğimiz bir arkadaşımız. Şimdi de zaten Ankara'ya gidiyor. 23 uçağına biniyor. Çünkü bu liste tartışmalar için herhalde Ankara'da... Şişli'de de devam ediyor herhalde liste son tartışmaları şekli verilecek. Tabii şimdi Şişli ile ilgili bir liste geçti elime ama tabii o yarın netlik kazanacak. Şu an yeni mi geçti? Geçti ama şimdi onu açıklamayalım. Ortalık karışmasın. Ortalık karışmasın. Şimdi şunu söyleyeyim. Muammer Keskin şunu diyor. Diyor ki 203 bin seçmeni var Şişli'nin. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak mutlaka kazanacağız. Ve hatta şunu söyledi, iddialı bir laf söyledi. Mustafa Sarıgül %20'nin üstünde oy alamaz dedi. Gürkan'la birlikte evet. Buluştuğumuzda. Ben dedi iki partinin oyundan fazla alacağım. İki partinin oyundan daha fazla. Yani AKP ve DSP'den evet, fazla Cumhuriyet alacağım. Halk Partisi olarak bu oyu alacağız dedi ve ben yurttaş sorumluluğu açısından bakıyorum meseleye. Hayır bileşenlerinin temsilcisiyim. 40 yıldır Şişli'de oturuyorum. Şişli yarışı bizim için partimiz açısından herhangi bir yarış değil dedi. Sarıgül'ün de %20 alacağını söyledi. Notlarıma da bakıyorum. Buna benzer şeyler söyledi ve iddiasını ortaya koydu. Yarın ilçe seçim kuruluna listeler teslim edildikten sonra da çalışmalarını CHP olarak hızlandıracaklarının da altını çizdi. Özellikle de Halk TV izleyicilerinin, bunu da altını ısrarla çizdi, Halk TV izleyicilerinin de Cumhuriyet Halk Partisi'nin Şişli'deki çalışmalarını takip etmesini de rica etti. Şimdi tabii Sarıgül ile Muammer Keskin arasında orada bir yarış yaşanacak. Fakat bu DSP meselesi sadece Sarıgül ve Şişli olayını, Sarıgül CHP olayını aşmış durumda Gürkan. Bakın, DSP'nin genel başkanı Önder Aksakal 3 ay önce bir açıklama yaptı. Dedi ki, çok önemli bir açıklama. Partimizden aday olmak isteyenler 1 Aralık 2018 tarihine kadar başvursunlar. 1 Aralık 2018 tarihinden sonra yapılan başvuruları kabul etmeyeceğiz. Ve kendi partilerinde aday gösterilmeyen kişileri bir intikam hırsıyla eğer partimize geliyorlarsa onların da adaylığına onay vermeyeceğiz dedi. Şimdi açıklamaya bakın. 3 ay önce yapılan açıklama. İnternete izleyicilerimiz girdiklerinde görecekler. Bugün Demokratik Sol Parti'nin selin önünden kütük kaparcasına Cumhuriyet Halk Partisi'nde aday gösterilmeyen herkesi istisnasız bir şekilde kabul etmesi bir seçim kazanma arzusu değil, Cumhuriyet Halk Partisi'ne seçim kaybettirme gayretidir. Cumhuriyet Halk Partisi'nin eleştirilecek yanı yok mu? Benden daha çok eleştiren halde Türkiye'de yoktur. Gazeteciyken de eleştirdim, milletvekiliyken de parti içi toplantılarda eleştirdim. Ama bugün DSP'nin yaptığı, kendisince bir gerekçe uyduruyor. Efendim biz bilinirliğimizi ve görünürlüğümüzü artırmak istiyoruz. Kardeşim sen şirket misin? Mal mı satıyorsun bilinirliğini, görünürlüğünü artıracaksın? Bilinirliğini, görünürlüğünü artırmak istiyorsan gelirsin Halk TV'de ya da benzer kanallarda demokratik solu ve politikalarını anlatırsın. Ama seçimlere 3 gün kala CHP'nin aday göstermediği herkesi aday yaparsan o zaman ben sana Demokratik Sol Parti değil, Demokratik Saray Partisi'dir. Bugün DSP'yi eğer anacaksak, Demokratik Sol Parti olarak değil, Demokratik Saray Partisi olarak anmak zorundayız. Siyasette şu vardır, yaptığın şey kime hizmet ediyor? Attığın adım sana ne kazandırıyor, ne kaybettiriyor? Somut gidelim. Avcıların belediye başkanı Handan
toprak. Hı hı. Arkadaş, Cumhuriyet Halk Partisi bir araştırma yaptı. 14 belediye başkanını ölçtürdü İstanbul'da. E Handan Hanım, siz 14. çıktınız. 14. çıktınız. 14 belediye başkanının içinde performans notunuz 14. En düşük beğeniyle çıktınız. 52 milyon lira borçla aldığınız belediyeyi 1 milyar 80 milyon lira borçla devrediyorsunuz. Bakın 52 milyon lira borçla aldı ki 52 milyon lira para bile değildir, belediyede borç değildir. Allah'ı var, Mustafa Değirmenci 52 milyon lira borçla teslim etti. Bugün Avcılar Belediyesi'nin, Handan Toprak'ın yönetimindeki Avcılar Belediyesi'nin 1 milyar 80 milyon lira borcu var. Yani 1 katrilyon 80 ilçe trilyon. Belediye, ilçe belediyesi. Ve bugün DSP ilçe başkanlığı ziyaretinde de seçildiğim takdirde birikmiş personel maaşlarını ödeyeceğim diyor. Arkadaş, o personel maaşı borcunu sen ortaya koydun. Ve tek dönemde bunu yaptın. Tek dönemde yaptın bunu. Büyük bir başarı. Hakikaten 52 milyon lira borçla. İroni yaparak söylüyorsun. Tabii ki ironi yaparak. 52 milyon lira borçla devraldığın bir belediyeyi 1 milyar 80 milyon lira borçla devrediyorsun. Artı aday gösterilmediğini anladığında da koşa koşa Demokratik Sol Parti'ye gidiyorsun. Ben Handan Toprak'ın yerinde olsam bırak DSP'den aday olmayı, siyaseti bırakırım. Ya arkadaş, biz de milletvekilliği yaptık. Parti bize de hayır kardeşim seni milletvekili yapmayacağız dedi. Teşekkür ettik, hem de kamuoyunun önünde teşekkür ettik. Ha, eleştirimiz yok mu? Ya Cumhuriyet Halk Partisi'nde gel eleştirini her yerde söyle. En çok eleştiren kişi benim. Sen şimdi Handan Toprak olarak Avcılar'da Cumhuriyet Halk Partisi'ne seçim kaybettirirsen ne kazanacaksın? Hakikaten ne kazanacaksın? Ya da diğer ilçelerdeki Cumhuriyet Halk Partisi'nden kızıp DSP'ye geçenler. Ya Silivri Belediyesi'ni kaybettirecek gayreti güden arkadaşımızın siyaset tarihine nasıl geçeceğini bilmiyor muyuz? Evet, doğru, Cumhuriyet Halk Partisi ne yapmalıydı? Bir kez daha söylüyorum. Ön seçim yapmalıydı. Adaylarını üyeler belirlemeliydi. Belediye meclis üyelerini üyeler belirlemeliydi. Ankara bu kadar müdahil olmamalıydı. Bunlar yanlış. Ama bütün bunlar başka bir partiye gidip seçim kaybettirmenin gerekçesi olamaz. Bak, Halk TV'nin platformlarında Cumhuriyet Halk Partisi'ni eleştiriyoruz. Herkes her şeyi söylüyor ama sonuçta bizim Cumhuriyet'e de bir borcumuz var Gürkan. Doğru. Ben bir yurttaş olarak parti yönetimine kızabilirim, sayın genel başkanı eleştirebilirim demokratik kurallar çerçevesinde. Parti yönetiminin yanlış tutumlarını eleştiririm ama kızıp efendim oy vermeyeceğim, DSP'ye gideceğim, başka bir parti. Arkadaş, kesin DSP'ye katılacağına git, sarayın diğer partilerine katıl. Açıktan hizmet et bari. Bugün Demokratik Sol Parti'nin Demokratik Saray Partisi'ne dönüşmesi ne yazık ki Cumhuriyet'in kalan son kazanımlarının da 31 Mart seçimlerinde kaybettirilmesi demektir. Ben buradan DSP'ye geçen, DSP'den aday olan eski Cumhuriyet Halk Partililere bir çağrıda bulunuyorum. Ne olur bu gece oturun, yeniden bir düşünün. Telefonlarınızı kapatın, dış etkilerden sıyrılın, oturun yeniden bir düşünün. Ben ne yapıyorum diye. Ya bir insan 1000 oy alacağını bildiği bir yerde seçime giriyorsa, 1000 oy, 1000. Ve bu alacağı 1000 oyun Cumhuriyet Halk Partisi'ne o belediyeyi kaybettireceğini biliyorsa orada ben art niyet ararım arkadaş. Ben hani bizim belediyelerimiz aman dört dörtlük, her şeyi süper, aman bizim belediyelere toz kondurmayın demiyorum. En çok eleştiren benim, bütün arkadaşlarımız şahit. Ama böyle bir dönemde DSP Genel Başkanı'nın açık sözlerine rağmen, partisinden intikam almak için gelenleri kabul etmeyeceğiz demesine rağmen birdenbire Demokratik Sol Parti'nin tutum değiştirmesi, Mevlana gibi gelen herkese kapısını açması, ne olursan ol gel demesi, sarayın birdenbire Önder Aksakal'a, yani DSP'nin genel başkanına davetler yollaması, yandaş medyanın Demokratik Sol Parti'yi daha görünür hale getirmesi de aslında şunu gösteriyor. AKP DSP'yi bir koçbaşı gibi kullanıyor. Hani savaşlarda vardır koçbaşı, eski filmlerde de görürüz. Sarayın kapılarını kırmaya çalışırlar, kalelerin. Hı hı. Şimdi sen eğer bunu yapıyorsan senin adın artık Demokratik Sol Parti değil, Demokratik Saray Partisi'dir. Buradan herkese bir çağrıda bulunalım. Bu yanlış sevdadan vazgeçsinler. Cumhuriyet Halk Partisi'ne gelsinler, yeniden katılsınlar. Ve tarihe de kaybettiren olarak geçmesinler Gürkan.
Hakikaten yani Ertan, şunu söyleyeyim bırakayım. Örneğin X belediyemiz, Cumhuriyet Halk Partisi'nin X belediyesi 500 oyla kaybedilse, AKP'nin o belediyeyi aldığında o çevrede yaratacağı gerici dönüşümü, kültürel dönüşümü hesap edebiliyorlar mı? Ertan, Barış ilginç bir söylemde bulundu. Doğru da söyledin. Doğru katılıyorsun herhalde. Peki bu sandığa ne kadar yansıyacak? Sandığa çok büyük oranda yansımayacak ama şu anlamda kritik. Kritik ilçeler var çünkü. Kritik ilçelerde yansıyacak. 1,5 oyla, ya zamanla 1,5 oy farkıyla aldığı yerler var. İstanbul'da dahil olmak üzere Cumhuriyet Halk Partisi'nin. Oralarda başını arıtmanın ötesinde hiçbir şeye yansımayacak. Yoksa DSP'nin oyunun %1 bile çıkma ihtimali yok Türkiye genelinde. Sadece burada kişisel oyu olan ve Cumhuriyet Halk Partisi'ne kızgınlığı olan isimleri devşirerek kendi kadrolarını geçici olarak katarak bir ivme yaratmaya çalışıyor diye anlatıyorlar. Ama o da olmadığı gibi sadece kritik yerlerde 1,5-2 puanlı kazanılan yerlerde baş ağrıtmanın, seçimi daha fazla riske etmenin dışında hiçbir karşılığı olmayacak. Seçmende bir DSP'ye karşı bir ilgi, alaka, bir eğilim var mı sence? Tam tersi. Ben ilginin dışında bu tavrı nedeniyle bir şey olacaksa da onu ortadan kaldırdığını düşünüyorum. Burada sadece şu, mesela Şişli'de ve benzeri yerlerde bir miktar daha işte kendi oyu olan kitlelerin, adayların bir oy alma durumu olacak. Onun haricinde olmayacak ama Şişli'de dahil ben çok da büyük sonuç alacağını düşünmüyorum DSP'nin. Çünkü Şişli adayı siz de bahsetmişken Muammer Keskin benim de çok yakından tanıdığım saygın bir siyasetçi. Değerli bir büyüğümüz aynı zamanda. Kendini anlattığı takdirde ki anlatacaktır. Bununla ilgili hazırlıkları da var, kadroları da var. Şişli'de o kadar kolay kaybetme gibi bir durum olduğunu şimdilik düşünmüyorum. Öyle mi? Enteresan. Yani anlatıldığı kadar büyük değil bence oradaki şey risk. Anladım. Peki ben bir şey sorabilir miyim? Tabii ki yani, son 3 dakikaya girdik bu arada. Yani peki ama olumsuz CHP seçmeninde DSP'nin de bu bölünmüşlükle girmesi ve eski seçimlerin her ne kadar şu anki DSP'nin tabii ki eski seçimler kadar bir gücü olmasa da psikolojik olarak CHP seçmenini sandıktan biraz gitmekten ayağını geri götürebilir mi? Benim endişem hep o. Yani ya nalet olsun yine bölündüler ya yine başka adaylar çıktı diyerek orada bir olumsuzluk yaratmasından hep endişeli. Bu olumsuzluk zaten var çünkü çok fazla seçime gitmiş durumda ve CHP seçmeni tırnak içerisinde çok fazla yenilgi de almış durumda. Üzerine 24 Haziran. Evet, hor davranıldı belki de. Belki o tıpış tıpış da dahil olmak üzere. Çok fazla üzerine söylenecek şey var. Bu var. Üzerine perçimlenebilir ama tekrar ediyorum. Kişisel oyların dışında, kişisel oyları sandığa yansıtmanın dışında hiçbir karşılığı olmayacak ve anlamsız bir yorgunluk yaratacak ve tarihi bir sorumlulukla yine yüz yüzeler, yine karşı karşıyalar. Az önce gösterdiğimiz tablolar hiç basit değil. Koskoca İstanbul'u elleriyle Erdoğan'a ve kadrolarına veren bir DSP var. O zaman şunu hatırlatalım. Ecevit Hayat'ta, evet, iktidarda. Buna rağmen hani oyları bölüyor. Evet. Hatırlarsanız o bölünmüşlükler nedeniyle Cumhuriyet mitinglerinde daha çok hep birleşin çağrısı vardı. Tabii. O döneme kadar AKP'nin sağdaki hegemonyası bu kadar yüksek değildi. Sağ seçmeni bu kadar konsolide etmiş değildi. Hala daha solun birleşmesi durumunda ülkedeki siyasetin geriye dönmesi, eski akıma kavuşması yönünde şey vardı, umut vardı, fırsat aralığı vardı. Bu nedenle de o mitinglerde daha çok bu çağrılar yapılırdı. Çünkü geçmişte DSP'nin yarattığı bu tablolar hafızalarda çok yeniydi. Ve Sayın Baykal 2007 yılında şans verdi Demokratik Sol Parti'ye. 13 milletvekili verdi. %1 oyu yok. Bak %1. Evet. Ya %1 nedir? Ya şurada arkadaşlar parti kursak %1 alırız. Zaten her yerde teşkilat açtın mı %1 alıyoruz. Teşkilattakiler oy verse %1. %1 oyu yoktu. Sayın Baykal tarihi bir sorumluluk aldı. Kendi partisindeki çok kişinin de tepkisiyle karşılaştı bu yüzden. 13 milletvekili verdi. Peki ne oldu kardeşim? 2007'de Sayın Baykal 13 milletvekili verdi. Parlamentoya girmiştiniz. Çalışsaydınız, partinizi büyütseydiniz, bir alternatif haline gelseydiniz. Ne oldunuz 2011 seçimlerinde, bir sonraki seçimde? Yoksunuz. Arkadaş şimdi o zaman sen prematüre zorla, sezeryanla doğum yaptıramazsın bir partiye. Tabanın yoksa, söylediğin şey halka ulaşmıyorsa ve sen ısrarla burayı açık tutup son 2018 seçimlerinde seçime katılamayıp birdenbire yerel seçimlere katılma hakkı kazanıyorsan ben o zaman bunun arkasında başka bir şey ararım. Peki. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Ağzınıza sağlık. Sevgili dostlar bizden bu kadar.
Bugün siyaset kazanını, kaynayan siyaset kazanını anlamaya ve anlatmaya çalıştık sizlere. Umarım faydalı olmuşuzdur. Bizden bu kadar. Cumartesi şimdiki zamanda tekrar buluşmak üzere. Hoşçakalın efendim. Bir notu söylesem, Şaban Sevinç de izliyor ama reklamların konusunda da tabii doğal olarak Rütük açısından sorun çıkması diye bakıyor. Cemal Bayram, DSP Yalova İl Başkanı bir mesaj yollamış. Yalova'da Vefa Salman'la ittifak kurduk ama genel merkez buna rağmen aday gönderdi diyor Yalova'ya. Hı. Ve istifa etmiş Demokratik Sol Parti'nin Yalova yönetimi. Duyarlılığı peki, için tebrik ederiz evet, kendisi. Tebrik ederiz. Evet, yani peki, tebrik edelim, onu da söylememi istedi. İyi akşamlar efendim. İyi akşamlar.